Sena Avşar. Kuşkusuz uzun yıllar magazin gündeminin en çok konuşan ve konuşulan kadın sanatçılarından biri o. Güzel sanatçı uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta kendi adına düzenlenen Hülya Cup tenis turnuvasıyla kameralara dönüş yaptı. Avşar, Saadettin Saran'la olan aşkı bittiği dedikodularına da beraber tenis maçı yaparak son noktayı koymuştu. İkili o gün zorlansa da maçı kazanmayı biliyorlardı. Ama turnuva sonunda gülen taraf olamıyor ve eleniyorlardı. Turnuva esnasında dikkatimizi çeken bir başka konu da Hülya Hanım'ın şortları oldu. Eskiden etekle maça çıkan Avşar kızı belli ki Saadettin Bey'den çekiniyor olsa gerek bu sene hep kortlarda şortlu gördük. Turnuvada 45 artı tek bayanlarda da mücadele eden Avşar kızı her zaman olduğu gibi yine kazanmayı biliyordu. Maç sonrasında kendisine mikrofon uzatıyoruz. Ama bu sefer biraz kırgın ve istemkar konuşuyor güzel sanatçı. Bir şey söyleyeceğim, size kızdı mı? Bugünkü haberlerden dolayı. Çünkü biz burada tenis oynuyoruz. 10 tane çocuk, 20 tane bilmem çocuğu okutalım diye. Siz kalkıyorsunuz, alakasız mevzular yazıyorsunuz. Yani hiç mi birinizin eli vicdanına gitmiyor da hani birilerine örnek, birileri bilsinler diye bir de 10 tane de 20 tane de çocuk okutuluyor, amacı budur bu turnuvanın diye yazmıyorsunuz. Aman Hülya Hanım, önce bir anlaşalım. Biz televizyon programıyız, gazete değiliz diyoruz. O da fark ediyor ve gözüne kestirdiği ilk gazeteci kendine hedef seçiyor. Ha, doğru. Siz onlara söyleyin. Gel lan buraya. Gel. Televiz gazeteci arkadaşlar. Çok ayıp yani bunlar. Hakikaten çok ayıp. Siz de... Siz söyleyin bari, onlardan hiç olmazsa umudumuz kesildi. Yani Saadettin buraya o yüzden giriyor, katılıyor. Ya hayatta öldürsen sokamazsın hiçbir zaman turnuvaya. Orada yanında abuk subuk haberler. Hülya Hanım'a tribüne kendisini desteklemek için gelen Saadettin Bey'i hatırlatıyoruz. Heyecanlanmışımdır. Heyecanlanmışımdır. Aşk, aşkın heyecanıdır bence. Hazır Hülya Avşar aşkını da itiraf edip keyfi yerindeyken eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye Hanım'la gizli bir evlilik yaptığını sormanın tam zamanı diyoruz biz de. Ne düşüneyim, eski eşim dediğin bak adı üstünde. Bir şey düşünmüyorum. Çocuklar olması gereken şey bu. Artı çok iyi bir babadır. Artı çok iyi arkadaştır, çok iyi dosttur. Tek amacım, tek arzum onlarla ilgili mutlu olsunlar. Peki Hülya Avşar bir dönem sürekli polemik yaşadığı ve daha sonra Emral Avşar'ın cenazesinde arasının düzeldiği Gülben Ergen'i tebrik etmiş miydi ikiz bebekleri için? Allah tamamını erdirsin, süper. Gideceğim ziyaretine. Bana göre çok keyifli bir şey olacak. Yani üç tane, herhalde Mustafa da bayılıyordur bu işe. Üç erkek çocuk, maşallah Allah sonunu erdirsin, tamamını erdirsin. İnşallah onlar da böyle analı babalı büyüsünler. Acaba Hülya Avşar ikinci bir çocuk yapmadığı için bir pişmanlık duyuyor muydu dersiniz? İsterdim, çok isterdim vallahi. Yani ilk zamanlarda, o zamanlar keşke olsaydı. Ben çok seviyorum çocuk. Çok çocuklu bir anne olmak isterdim yani. Turnuvanın final günü ise Hülya Avşar açısından pek keyifli geçmedi. Çünkü Avşar kızı final maçından galibiyetle ayrılamadı. Bayanlar çiftlerde ikinci olan Avşar, turnuvada derece kazananlara da ödüllerini dağıttı. Avşar kızının parmağındaki yüzüğün sağ elden sol ele geçmiş olması da gazetecilerin ilgisini çekti. Sen bayağı geç kalmışsın, üzgünüm. Buna diyecek hiçbir şey bulamıyorum yani. Bu güzel sohbetin ardından Hülya Hanım'ın arabası dikkatimizi çekiyor. Eskiden büyük arabaları tercih eden Avşar kızı belli ki zevklerini de değiştirmiş görünüyor. Bu arabaya bir küsür sene oldu ama bu araba Nevzat Bey'in arabası. Benim araba evin önünde. Büyük arabada buraya sığmıyor. Fakat genelde bunu kullanıyorum.